İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. İstikbali kazanmak. İmam-ı Gazali'den nasihat isteyene bir mektup göndererek buyurdu şöyle yine: "Ey oğlum, iyi bil ki biz aciz birer kuluz. Allahü Teala'ya ibadete memuruz. Kavuşabilmek için ebedi saadete sarılmamız lazımdır taat ve ibadete. Günahtan da şiddetle lazımdır ki kaçınmak, cehennemden kurtuluş umulur böyle ancak." Resulullah buyurdu: "Ölün ölüm gelmeden, görün hesabınızı hesaba çekilmeden." Hazreti Ali dahi buyurur ki: "Bir kimse çalışmadan cennete girmeyi arzu etse, o kişi boş hayale kapılıyor demektir. Çünkü kavuşmak için çalışmak lazım gelir." Hasan-ı Basri dahi buyurdu: "Çalışmadan cenneti talep etmek günahtır, kaçın bundan." Büyüklerden biri de bu bapta buyurdu ki: "Aklı olan bir kimse bırakmaz ibadeti. Gece gündüz daima ibadete sarılır. Çünkü sonsuz rahata ibadetle varılır." Oğlum, kitap okuyup ilim öğrenmek için birçok gecelerini harcadın. Acep niçin? İlim öğrenmekteki asıl maksat ve gayen dünya menfaatleri idiyse esasen, yani bu ilim ile diğer bazı insana caka satmak idiyse, yazıklar olsun sana. Demek ki bunca sene boşa gayret etmişsin ve kendini azaba kendin sürüklemişsin. Yok, eğer bunda gayen İslam'a hizmet ise ve huy ve ahlakını temizlemek idiyse, ne güzel eylemişsin. Müjdeler olsun sana. İnsan böyle kavuşur sonsuz olan ihsana. İşte muvaffak insan buna denilir ancak. Buna denir hakiki istikbali kazanmak. Ey oğlum! Bu dünyada yaşasan da ne kadar, sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine. Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için uğraşırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen, sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki
öldüğünde insanlar tabuta konulup da ta ki mezara kadar Hak Teâlâ okula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da bu kadar. Neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum, Allah bunu soracaktır tabii. Lakin sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Aşkım eyledi şeyda beni, cümle alem bildi beni. Aşkım eyledi şeyda beni, cümle alem bildi beni. Kaygım sensin. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurban kesen cehennemden azat olur. Kurban kesen kendini cehennemden azat etmiş olur. Bir hadis-i şerifte, hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Resulullah Efendimiz iki kurban keserdi, biri kendisi için, biri de ümmeti içindi.
Resulullah için de kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Dinen zengin olan kimsenin kestiği kurbandan başka bir de adak, nezir kurbanı vardır. Filan işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyen kimse, isteği yerine gelince bunu ilk kurban bayramında kesmesi vacip olur. Adak yaparken kurban kelimesini söylemeyip de filan işim olursa Allah rızası için bir koç keseceğim diyen kimse, dileği hasıl olunca bayramı beklemeden kesebilir. Kurban kelimesi geçtiğinde mutlaka kurban bayramında kesmesi lazımdır. Bayramdan önce Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, kurban bayramında bir koyun kesmesi nezir olacağından kesmesi vacip olur. Bayram günlerinden önce nezir yapan kimsenin, eğer fakirse, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse muhakkak iki koyun keser. Fakir mutlaka bir keser. Nezir, adak kurbanını satamazlar. Seferi olanın ve adağı olmayıp kurban niyetiyle almayan fakirin bayramda kurban kesmeleri şart değildir. Keserlerse çok sevap olur. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek, kan akıtmak şarttır. Bizzat başında bulunup kestirme imkanı bulamayanlar, hayır kurumunda vazifeli birine kesmek, kestirmek, etini istediği gibi dağıtmak üzere vekalet verir. Vekalet alan kimse de onun adına keser. Etini kuruma, mesela fakir çocukların kaldığı yurda verir. Kurbana verilen para sevabı 100 misli, yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtması ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Vekili keserken başında bulunmak müstehaptır. Kurban bayramının 3. günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye, 1. günü kurban kesmek vacip olmaz. 3. günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi, Zilhicce'nin 10. günü, yani bayramın 1. günü fecir vaktinde vacip olur. Bayramın 1. günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye başka yerlerden gelen hacılar, geldikleri yerde 15 günden az kalmaları halinde kurban kesmeleri vacip değildir. Çünkü seferidirler. Eğer bir yerde 15 günden fazla kalmak üzere giderlerse seferi olmazlar, kurban kesmeleri vacip olur. Seferi olan zengin veya fakirin kurban kesmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kurban bayramının 1. günü, bayram namazı kılındıktan sonra 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının 1. gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse 3. günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını 3. günün akşamına kadar kesmeyen kimse, kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keserse etinden kendi yiyemez, hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti canlı kıymetinden azsa değer farkını da sadaka verir. Satın almamışsa orta derecede bir kurban değerini fakirlere verir. Böylece cezadan kurtulursa da kurban kesmek sevabını kazanamaz. Satın alırken kusurluysa veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser, adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden önce kesip etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir.
Bunun için kurban arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Bayramın birinci günü hesapla bildirilen gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün önce olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için kurbanları hesapla bulunan bayramın ikinci günü kesmek iyi olur. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur. Hayatım Roman. Ona hala duacıyım. Hikaye Ünal Bolat. Efendim, ismim Mehmet Talay. Sizlere İstanbul'a ilk geldiğimiz yılbaşımıza gelen küçük fakat ibret verici bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yıl 1985'ti. İstanbul büyük şehir. Taşı toprağı altın olduğu gibi aynı zamanda kimsesizlerin, çaresizlerin, sahipsizlerin girdabında boğulduğu engin bir deniz. İstanbul'a göç ettiğimizde yeni evlenmiş bir aileydik. Fakat aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Öyle ahım şahım düğüm yapacak para bizde nerede? Mütevazı bir törenle dünya evine girmiş bulunuyorduk. Bir kat yatağımız, bir ufak tüp, bir tencere, bir çaydanlık ve yere sermek için küçük bir halı. İşte hepsi bu kadar. İstanbul'a geldikten sonra da az bir maaşla iş buldum. Bir maaşla hem ev eşyası düzecek hem de bu engin denizde boğulmadan yüzme mücadelesi verecektik. Ben istikbale ümitle bakıyor, moralimi bozmamaya çalışıyordum ama hanımımın gizli gizli ağladığına şahit oluyor ve üzülüyordum. Çare? Çare yok. Kazandığım parayla günlük ihtiyacımızı zor karşılıyorduk. Hatta ay başına 3-5 gün kala cebimdeki para da bitiyordu. Sadece ekmek alacak para kalıyordu. İş yerindeki arkadaşlardan borç alıyordum da öyle ayın başını görebiliyordum. Bu minval üzere yaşarken gene iş yerindeki bir ağabeyin tavsiyesi üzerine taksitle mobilya satın aldık. Artık yemek yiyeceğimiz bir masamız, bir kanepe ve yatağımızı serebileceğimiz bir somyamız vardı. Aylarca bu saydığım eşyaların taksitlerini ödeyeceğim diye canım çıktı. Ekim ayının sonlarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 gün sonra maaş alacaktım. O yıllarda ekmek 60 liraydı ve cebimde 200 lira kalmıştı. Yani 2 günde ancak 3 ekmek alabilirdim. Şükür ki iş yerine servisle gidip geliyordum. Belki iş yerinde bir arkadaştan 100 lira borç alabilirim diye ümit ediyordum. Sabahleyin evden çıkmadan önce bir ekmek alıp sonra da servise binip işe gidecektim. Tam o esnada kapı çalındı. Aa, Melahat abla, hoş geldiniz. Ne o Mehmet, niye şaşırdın öyle? Yo, şaşkınlık değil, sevinçten. Hanım, baksana Eskişehir'den Melahat abla gelmiş. Aa, hoş gelmişsiniz Melahat abla. Hoş bulduk kızım. Eyvah, ben şimdi ne yapacağım? Cepte ekmek alacak para yokken bir de misafir geldi. Ben şimdi kimlere gideceğim? Cebimde 3 kuruş para varken bir de Eskişehir'den misafir gelmişti. Ayıkla şimdi pirincin taşını diye düşünüyordum. Bu kıymetli misafirimiz Melahat abla küçük oğluyla evimizi şereflendirip bizi sevindirmek için gelmiş bulunuyordu. Çünkü İstanbul'da gidebileceği bir sürü akrabası olmasına rağmen biz garibanları sevindirmek istemişti herhalde. Sanırım bizim hanımın da yüreği cız etmişti. Çünkü o da biliyordu paramızın olmadığını. Evde 3 tane çay bardağımız ve yeter miktarda çay, şeker vardı. Yarına kadar idare ederdi de kahvaltıda ikram edecek bir şeyimiz yoktu. Misafirler durumumuzu bilmiyorlardı. Gerçi bilseler kesinlikle yardım ederlerdi. Ama niye böylesi bir vaziyette kalaydık ki?
Ben kapıdan çıkarken hanım yanıma geldi. Ben ne yapacağım şimdi? Dünyalar güzeli hanımım. Misafir rızkıyla gelir. Biliyorsun ki şu anda ben de çaresizim. Sen mutfağa gidip çay suyunu ocağa koy. Ben birazdan gelirim. Sen bilirsin. Allah'a ısmarladık. Güle güle bey. Hanımıma biraz emniyet telkin edip evden çıktım. Ama ne yapacağımı hiç bilemiyordum. İstanbul sokakları daralıyor, apartmanlar üstüme geliyordu. Evde misafirler ve çaresizlik içinde kıvranan hanımım, dışarıda bu yükün altında ezilmiş ben. Dalgın dalgın sokağa arşınlıyordum. Sokağımızın köşesinde ufak bir bakkal vardı. Ara sıra alışveriş yaptığım dükkanın camında bakkalın ismini okurdum. Ali Rıza Bayraktar. Acaba ondan veresiye bir şeyler istesem verir miydi? Şansımı bir denemek istedim ve bakkalın önüne kadar gittim. İçerideki insanların çıkmasını bekledim. Müşteriler dükkandan ayrılınca içeri girdim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun evladım. Amca biraz kahvaltılık alacağım. Fakat şu anda verecek durumda değilim. Ay başında ödesem olur mu? Hay hay evladım. Dükkan senindir. Buyur, ne istersen vereyim. Allah sizden razı olsun. Amin cümlemizden. Evet, neler istiyorsun? 150 gram zeytin, 250 gram beyaz peynir tartın. Baş üstüne. Hemen tartın. O anda sevinçten Ali Rıza amcanın ellerine sarılıp öpesim geldi. Allah'ım sen ne büyüksün dedim içimden. Ben aciz kulunu zor durumda koymamış bir vesileyle dardan kurtarmıştı. Ali Rıza amca istediklerimi paketleyip elime tutuşturdu. Sanki dünyalar benim olmuştu. Hemen koşarcasına eve geldim. Aldığım nevaleyi hanıma teslim ettim. Servis saatine az kaldığı için kahvaltı falan düşünmeden fırladım dışarı. Ve beklemeye başladım. Bir yandan da dua ediyordum. Bu zor durumdan kurtulmama sebep olan Ali Rıza amcaya bol rızık ihsan eyle. Son nefeste iman ile göçmeyi ona nasip eyle. Ali Rıza amcanın bütün sıkıntılarını def et. Yüce Allah'ım duamı kabul eyle. Bakkal Ali Rıza amcanın kendisi için ettiğim duadan haberi bile yoktu. Aradan yıllar geçti. O şimdi büyük bir marketin sahibi. Ben de elhamdülillah artık bir ev sahibiyim. Ama ölene kadar Ali Rıza amca için dua edeceğim. Allahu Teala bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Din ile ey dertli gönülün ile ehli derdinin eyecek çağdır. Gel tımar et yâremi sen aşk ile, yârelerin onulacak çağırır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu dem bir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Çol ki gafletle yatıp etme estare, gövdesinde yok mu ola can acep. İşte vahdet gülleri açıldı hep. Bülbülün efgan edecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Yok kararı gönlümün bilmem neden,
kasteder bin pare ola bu beden. Varise gitmek gerek bu areden. Aslına azmeyleyecek çadır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Ey Niyazi dünyada eyle huzur. Şol kişi kim olmaya ehli gurur. Hakkı anla etmeden burdan mürür. Mevtin elçisin gelecek çadır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram devam ediyor dolayısıyla. Kurban Bayramı'nda yine devamlılık arz eden bazı ibadetler var. Bu üç gün, dört gün içerisinde yapılan. İşte ilk üç günü yapılan kurban kesme ibadeti. Onun dışında işte teşrik tekbirleri var mesela. Bunlardan da bahsederek hocam ikinci gün neler yapılmalı ve bir genel bilgi verebilir misiniz? Estağfurullah. Tabii dün bizi dinlemenin zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ettik ama bugün de açanlar olabilir. Biz bu vesileyle tekrar bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin, başta tabii dinleyicilerimiz, ondan sonra bütün alem-i İslam'ın, büyüklerimizin kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılar inşallah Teala, niyazında bulunuyoruz. Tabii. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlamak üzere Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil oraya kadar devam eden ziyade tekbirler, teşrik tekbirleri var. Her farz namaz kılındıktan sonra cemaatte kılalım, tek başımıza kılalım. Teşrik tekbirlerini okuyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Vellahilhamd bir defa. Peki ne zaman okuyacağız? Kitaplarda selam verir vermez Allahümente selamdan önce okunur buyuruyor. Söylemekle okumak da vaciptir buyuruyor. Peki unuttuk. Yani çıktık gittik, bir şey lazım gelmez. Ancak farzı kıldık, tek başımayız, tek başımıza kılıyoruz. Allahümente selam dedik, ayağa kalktık, mesela öğle namazı kılıyoruz, son sünnetini kılacağız. Veya ikindi namazını kılacağız, işte Euz Besmele çektik, Ayet-el Kürsi'yi okuyacaktık. Hatırımıza geldi, yine söyleriz çünkü çekip gitmedik daha, duruyoruz, oradayız. Söyleriz, ondan sonra Euz Besmele çeker ve Ayet-el Kürsi'yi okur, tespihlerimize devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Nereye kadar devam edeceğiz? Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar buna devam edeceğiz. Ancak bu günlerde, Kurban Bayramı'nın birinci günü veya diyelim ki Arefe günü, sabah öğle ikindi, akşam, bu teşrik tekbirlerinin söylenmesi vacip olan bu zaman dilimlerinden birisinde bir namazı unutsak, mesela diyelim ki sabah namazına kalkamadık. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Kuşluk vaktinde bunu kaza ediyoruz. Kaza ederken farzdan sonra teşrik tekbirlerini söylememiz gerekir. Niye? Çünkü teşrik tekbirleri söylenmesi gereken zaman diliminde kazaya bıraktık. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan borçlarımız var. Kurban Bayramı'nda da biz bunları kaza ediyor isek teşrik tekbiri okuyacak mıyız? Hayır. Teşrik tekbirini söylemeyeceğiz efendim. Kurban kesme işi de hala devam ediyor. Tabii. Kurban kesme işi bayramın birinci günü, bugün ikinci günü. Hanefi mezhebinde yarın üçüncü günü güneş batana kadardır. Şafii mezhebinde dördüncü günde kesilebiliyor. Peki taklit etmemiz gerekir mi? Yok, taklit etmemiz gerekmez. Çünkü
fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, üçüncü günü güneş batmadan önce kurbanını alsa, ondan sonra da acil bir hastası olur. Oğlum, insanın başına hepsi gelir. Olabilir. Hemen alelece trafik kazası geçirilmiştir falan. Hemen o kesim işini bırakır. Doğru oraya gider. Acil bir durumu vardır. Oradan gelinceye kadar da yatsı vakti olmuştur. Kesemedi. Güneş battı. Akşam da geçti. Yatsı oldu. Gece geldi evine. Ne yapacak şimdi? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki zaten aldıydı bu. Diri diri bunu götürür fakire verir buyuruyor. Fakire verir. Üçüncü günün sonunda. Evet, güneş battıktan sonra. Evet. İkinci gün değil yani. İkinci gün. İkinci günü alsa. İkinci gün alsa üçüncü var daha. Üçüncü var daha. Yani dördüncü günü Şafii mezhebin taklidleri kesmesine gerek yok. Onu anlatıyoruz. Evet. Gerek yok. Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki bunu diri olarak fakire verir. Peki hiç almadı. Almak için çıktı. Kesi trafik kazası geçirdi. Olur ya, insanın başına gelir ya. Evet. O sana götürdüler işte. Öğleden sonra çıktı. Aradı şunu bunu falan deyinceye kadar ikindiye doğru bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürdüler. Hastanede serum taktılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Güneş battı. Ondan sonra taburcu ettiler. Yaran fazla değil. Hadi güle güle. Hayvan da almamıştı. Evet. Güneş de battı üçüncü günü. Ne yapacak? Ne yapacak şimdi? O da yazılı kitaplarda yazılmış. Buyuruyor ki eğer satın almadıysa hayvanı, satın almadıysa bu sefer bedelini, ama kurban kesmek kendisine vacip olanlar için bu hüküm. Evet. Vacip olanlar için bu hüküm. Satın almadıysa bedelini, nedir bedeli? 500 lira, 600 lira neyse, 500 liralık, 600 liralık altını bir fakire aynı şekilde verir. Bedeli olarak verir. Peki illa altın alması şart mı? Yok. Evinde varsa böyle. Mesela şimdi diyelim ki bu atalyalar, cumhuriyetler aşağı yukarı fiyatları oynayıp duruyor ama 500-600 arasında değişip duruyor. 600 bazen geçiyor. Şimdi 500 liraya da 550 liraya da 600 liraya da kurban var. Bir tane ya cumhuriyet lira alsa kime verecek peki? Annesine babasına veremez. Bunlara usul denir. Dedenine bunlara veremez. Furu çocuklar, torunlar bunlara da veremez. Fakir olsa da mı? Evet, fakir olsa da. Ya çocuk okulda okuyor. Aa. Ya torun bizim işte şeyde okulda ya ihtiyaç sahibi falan. Aa, ona da verilmez. Peki kime verilir? Usul ve furu'a verilmez. Anne, baba, dedeler, nineler, furu, çocuklar, torunlar. Bunlara verilmez. Bunların dışında kardeşlerine, kardeş çocuklarına, ondan sonra gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide, görümce, elti, ne deniyorsa, kayınbirader. Bunlar dinen fakir iseler. Dinen fakir iseler. Bunlara verilir. Peki efendim işte gayrimüslim bir komşu var, ona verilir mi? Diğer sadakalar verilir. Ama ibadetler mutlaka Müslüman tercih edilir. Efendim bizim akrabadan, evet Müslümanım diyorlar ama ne oruç var ne namaz var. Yani ibadet olarak, zekat olarak verdiklerimizi yine onlara vermeyiz. Canım onlar da diyorlar işte, bir de Müslümansınız, biz de fakiriz, niye vermiyorsunuz? Müslümansa Müslümanlığın icabını yap. Müslümanlık diyor ki bunu Müslümana ver. Akraba demiyor mu? Akraba diyor ama salih akraba diyor. Öyle laf olsun diye değil. Hatta şeyde bile, mesela şimdi bayram olduğu için akrabayı taallukat ziyaret edilir. Telefon açılır uzaktaysa. Mail gönderilir, mesaj gönderilir. Şimdi böyle durumlarda diyelim ki ziyaret edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Adamda namaz yok, oruç yok. Kurbanı aynı şekilde inkar ediyor. Kurban bayramında adama gitsen aynı şekilde dini konu açacak, hakaret edecek, bilmem ne yapacak. Böyleleri yok değil, var Mustafa Bey. Birisi mesela bir dinleyicim birisi dedi, benim dedi amcam dedi, böyle böyle dedi. Mesela birisi diyor ki dayım böyle, birisi diyor ki halam böyle, teyzem böyle. Yani atay arası bunlar. Böyleyse hani bayramdan bayrama bunlara, dini konulara girmeme kaydı şartıyla, fazla da uzun kalmamak şartıyla, işte bayramdır, bayram için bir ziyaret ettik, işte amca bayram mübarek olsun, adı alasmadık, vın. Dini konu açtırmamalı böylelerin yanında. Peki hani ille de gidince bu ille dini konu açıyor falan. Ha bugün sizin gene şeyiniz falan filan başlayacak, hakaret edecekse gidilmez. Ama salih akraba öyle değil. Saliha olan öyle değil. Dinini bilen, dinini bilen, Allah-u Teala'ya iman eden, inanan ve kitaplarda anlatılırken işte sıla-i rahimden kasıt salih olan akrabadan alakayı, ilgiyi kesmek. Yoksa adam mesela dinsiz ve de dinsizlikten öbür tarafa bile din düşmanlığı yapıyor. Ama bizim amca olur. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü Eshab-ı Kiram aleyhimdan efendilerimiz Bedir Harbi'nde
amca yeğen değil, baba oğul karşı karşıya geldiler. Kitaplarda Mustafa Bey bir şey anlatılıyor. Mesela şu ibadet, bu ibadet, şunlar, 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 tam faziletler hep anlatılıyor. Ve bu konuda mesela şeyde bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak Kitabı'nın 3. bölümü. Hüccetül İslam İlmihali, Süleyman Bin Ceza Hazretleri'nin o kitap. Eyyühel Veleddir ismi. Ey oğul İlmihali diye ecdadımız biliyorlar onu. Mesela orada da zikrediliyor. Mızraklı İlmihali de var. Allah-u Teala Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a vahyeder. Benim için ne yaptın diye. O da ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Allah-u Teala buyurur ki bunların hepsinin faydası kendine. Namazında, orucunda, zekatında faydası kendine. Hani biz diyoruz ki çok namaz kıldım ya, ben çok oruç tuttum. İyi düşündüğün zaman Allah-u Teala bize buyurur ki faydası kendine. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam arz eder ya Rabbi. Senin için olan ameli bana bildir. Dostlarımı dost bilip sevdin mi? Düşmanlarımı düşman bilip buğz ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlar ki yani bütün bu ibadetlerin içerisinde en kıymetlisi hubbu fillah, budu fillah'tır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Şimdi İslamiyet doğru olarak öğrenilmediği için, doğru olarak öğrenilmediği için mesela bakıyorsun, tamam canım Müslümanız falan, bakıyorsun namaz da kılıyor, namaz da kılıyor ama yaşayışa gelince yaşayışta hiçbir eseri gözükmüyor. Mesela diyelim ki geliyor amcasının oğlu falan. Dinsiz, imansız, ateistin teki. Onu koruyor, kolluyor. Ama diyor bu bizim amcaoğlu. Bu bizim amcaoğlu. E şimdi amcaoğlu geldi böyle yapmazsak olmaz diyor. Nedir? Adam aynı şekilde küfür gerektiren, hatta imanı götürecek bir iş yapıyor. Amcaoğlunun hatırı için onu yapıyor. Veya yaptırıyor çoluğuna çocuğuna. Bunu yaptırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü orada sen ateist olan, dinsiz olan bir amcaoğlunun hatırını gözetiyorsun ama her şeyin sahibi olan Allah'tan hatırını gözetmiyorsun. Nuh Aleyhisselam tufanda oğlunu, Kenan isimli oğlunu gemiye davet ediyor. Ama diyor iman etmedikçe bu gemiyi alamam. İman etmem diyor. Oğlum işte bak sular her tarafı kaplayacak. Kavağa çıkar falan. Kavağa çıkarım diyor. Orayı da kaplayacak. O zaman dağa çıkarım. İşte her tarafı aynı şekilde şey yapacak. Sana bu su geldi. Aldı götürdü onu. Nuh Aleyhisselam da arz etti. Ya Rabbi ehli beytim de o benim. Bana ehli beytini aynı şekilde koruyacağını vaat etmiştin. Allah Teala buyuruyor ki o senin ehli beytin değil. Bak çok enteresan. Onun nesebinden geldi. Onun nesebinden geldi. Oğlu yani. Oğlu onun nesebinden geldi. Allah Teala buyuruyor ki hayır. Senin nesebinden de gelse ben sen onun ehli beytinden kabul saymadım. O seninle alakalı değil buyuruyor. Net bir şekilde. Hal böyle olunca ululazm bir peygamber bu. Ululazm bir peygamber. Dolayısıyla yani hatırı gözetmek konusunda bizim Müslümanlar olarak tabi Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa bu insanda zaman zaman önce zihninde sonra kalbine yerleşir. Hatırı gözetirken annenin, babanın, kardeşin, amcanın, dayının, bunların çocuklarının, arkadaşın hatırı. Tamam. Hatırı. Ama bir de Allah'a falan hatır var. Allah'a falan yasak ettiği bir şeyi arkadaşım bana aynı şekilde teklif ediyor. Hayır demeliyiz ona. Allah'a falan yasak ettiği bir şeyi annem babam emrediyor. Hayır demeliyiz ona. Mesela kadına kocası emrediyor haram olan bir fiili. O kadın ona hayır demeli. Veyahut da kadın kocasına emrediyor haram olan bir fiili. Erkeğin aynı şekilde ona hayır demesi yani Allah'a falan hatırını gözetmesi lazım. Onun için bayram günlerinde de bu ziyaretlerde şeye dikkat etmek gerekir. Yani efendim evet hatır, gönül, amenna bunların hepsi gözetilmesi gerekir derecelerine göre. Fakat öncelikle birinci sırada şey olması lazım. Yani Allah-u Teala'nın hatırı olması gerekir. Şimdi bir zamanlar o zaman daha Cağaloğlu'ndaydık, TGRT falan yok. Türkiye Gazetesi hatta Türkiye Gazetesi yayın grubu içerisinde İngilizce bir yayın grubu vardı. Made in Turkey diye. Amerikalı işte Müslüman olmuş gelmiş bir arkadaş vardı orada. Daha Türkçeyi de tam şey yapamıyordu. Oradaki arkadaşa dedim bir şey sormak istiyorum. Bize tercümanlık. Tabii dedi. Çünkü kendisi Hristiyan'dı, Müslüman oldu. Dedim Hristiyanlıktan Müslüman oldun. Hristiyanlıkla
madem ki önceki dinim Hristiyanlıksa, Hristiyanlık hakkında bilgim var. Biz sadece kitaplardan okuduğumuz kadar, sen Hristiyan olarak aynı şekilde yaşadın da, şimdi Müslüman olun, İslamiyet aynı şekilde öğreniyorsun ve onu yaşıyorsun. İslamiyetle Hristiyanlık arasında ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında böyle en bariz, göze çarpan husus nedir? Şimdi Mustafa Bey, biz içinde bulunduğumuz için bilmiyoruz. O yabancı olduğu için ve daha önce de hani damdan düşme hadisesi var ya, bir tespiti oldu. Çok hoşuma gitti ama. Dedi ki, Müslümanlarda, İslamiyet'te din hep birinci sıradadır. Hristiyanlarda bu 3, 4, 5, 6. sıradadır. Nasıl yani? İslamiyet sabahleyin yataktan nasıl kalkacağını bile söylüyor. Sağ tarafından ve şu duayı okuyarak kalk diyor. Helaya girerken helaya nasıl gireceğini bile söylüyor. Diyor ki sol ayağınla gir. Helada konuşma, fazla da eğlenme diyor. Elbiseni giyerken bile diyor ki sağ taraftan giy. Pantolonunu neyse şeyini giyerken oturarak giy. İşte pantolonunu giyerken böylece, kemerini bağlarken aynı şekilde şu duayı oku. Gömleğini giyerken sağdan başla. Ondan sonra şunları şöyle yap. Evden çıkarken sağ ayağınla çık. Şöyle niyet et ve şu duaları oku. Yolda karşılaştığın Müslümanlara bunları aynı şekilde söyle. Onlara bu şekilde selam ver. Çarşıya pazara çıktığın zaman şu duayı oku. İşine aynı şekilde başlarken besmele ile başla. Namaz vakti gelince hemen işte abdestini al, namazını kıl. Müslümanların hakkını gözet. Kul hakkına çok riayet et. Yeme, içme, alışveriş. Ondan sonra yerken böyle yap, alışveriş yaparken böyle yap. Seni döndürüyor. Akşam eve gelirken yine aynı şekilde eve girerken Müslümanın evi özür dilerim, sol ayağıyla çıktı. Çıkarken yanlış söyledik. Girerken sağ ayağıyla gir. Mescit gibidir buyuruyor. Sağ ayağına gir. İşte İhlas-ı Şerif oku. Selam ver. Hanımın varsa, çoluğun çocuğun varsa. Kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin de. İşte vaktin varsa İhlas-ı Şerif oku. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eve girdiği zaman İhlas-ı Şerif okuyan fakirlik görmez. Eshab-ı Kiram'dan bir zat diyor ki ben buna devam ettim. Fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Kitaplarda yazıyor bu. Ondan sonra işte çoluğunla çocuğunla işte aynı şekilde onların dertlerini dinle, alışverişlerini güzel yap. Ve onlara nasihat et. Kitap oku. Yatmadan önce işte Tebarike Yasin bunları oku. Yatacağın zaman da abdesti yatağına gir. Sağ tarafına yat. Şunları oku. Ondan sonra aynı şekilde yat. Ve yatarken de işte ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, ibadetimi dinç ve kuvvetli yapabilmek niyetiyle, vücudumu dinlendirmek niyetiyle, bu maksatı dinlendirmek için yatıyorum de. Yani onun dediği gibi din birin sırada. Yerken, içerken, ondan sonra ne bileyim helaya girerken, banyo yaparken bile aynı şekilde. Gusül abdesti alırken bile önce avret yerin temiz olsa bile yıka diyor. Tamam mı? Yani nasıl yapacağını bildiriyor. Ondan sonra aynı şekilde bir namaz abdesti alsa. Başı boş bırakmamış. Evet. Yani insan. Hep birinci sırada. Her şeyini evet. Birinci sırada. Düzenli. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Doğduğun zaman bir vaftiz ediyorlar. Ondan sonra bir de öldüğün zaman tabuta koyup aynı şekilde ayin yapıp gönderiyorlar. Ha bir de evlendikleri zaman kiliseye gidip orada nikah hakkı yapıyorlar. Bunun dışında. Konser dinliyorlar. Ha konser dinliyorlar. Pazar günleri. Haftada bir defa. Dolayısıyla İslamiyet'te bir insanın bütün hayatı programlamış vaziyette. Dolayısıyla Müslüman olan kimse hayatını İslamiyet'e uydurur. İslamiyet kendine uydurmaz. Zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din, Nasranilik dini de böyleydi. Ama sonra Hristiyanlar bunu bozmuş. Kendi nefislerine uygun bir hale getirmiş. Yemede içmede bile serbest değilsin. İslamiyet diyor ki şunları yiyebilirsin, bunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Bunlar haramdır. Mesela Hanefi mezhebinde deniz ürünlerinden balık hariç diğerlerini yemezsin diyor. Benim canım çekti. Canım çeker. Allah-u Teala'nın hatırı var. Onu gözetiyorsun. Oraya tecavüz edemiyorsun. İçecekler içerisinde, meşrubatlar içerisinde. Mesela alkollü olanlar yasak etmiş. Canım benim onu da içmek istiyor falan. Ha. Programa tabiysen, buraya teslim olursan İslamiyet teslim olmak demektir. Dolayısıyla efendim İslamiyet birinci sıradadır. İslamiyet birinci sıradadır. Kimin için? İnsan hayatında. Eğer Müslümansak, Kurban Bayramı'nda da, ziyaretlerimizde de, ibadetlerimizde de, insanlarla görüşmemizde de, yatmamızda, kalkmamızda, alışveriş yapmamızda, her şeyde. Dinimiz ne buyuruyor? Rabbimizin buradaki hatırı nedir? Onu gözetmemiz gerekir. Eshab-ı Kiram böyle miydi? Evet, Eshab-ı Kiram böyleydi. Onun için hani bayram günleri bunları hatırlattı. Belki dinleyiciler diyecek ya çok ileri gittiniz falan. Yani başlarını ağrıttı, kusura bakmasınlar ama bunları gözetmemiz gerekir.
ya bayramdır bugün felekten bir gün çalalım falan, o olmaz. Allah-u Teala'nın hatırını bayramda da, bayramın dışında da hep gözetmek, onun rızasını aramak, insanlarla görüşmemiz, akrabalarla görüşmemiz, kabirleri ziyaret etmemiz hep böyle. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte kiliseye gitmek, ya görmek istiyorum falan, mekruhtur buyuruyor. Yani çünkü sana hitap edecek bir şey söz konusu değil. Bir kafirin kabri, bir bakayım nasıl yapmışlar falan. Ne lüzum var ya, zulmet çöküyor. Yani kitap aynı şekilde bildirmiş. Ben merak ediyorum. Zaten insanın başına da hep bu merakları getiriyor, ne getirdiyse. Bunun için bu bayramlar vesile edip dinimizi doğru olarak öğrenmek ve öğrendiklerimize uygun yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah Teala efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.